Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Sallu ala Resulina Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed ve ala Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed ve ala صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم ve şifâun limâ fissudûr ve hudân ve rahmetun lilmü'minîn. Sadakallâhu'l-azîm. Aziz mü'minler, değerli kardeşlerim, cumanız mübarek olsun. Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Bizleri tekrar böyle bir güne, böyle bir cuma gününe kavuşturdu. Sonsuz hamdü senalar olsun, şükürler olsun. Rabbim daha nice böyle sağlık, afiyet içerisinde güzel günlere, hayırlı günlere bizleri kavuştursun. Rabbim kendi rızasından ayırmasın. Rabbim kendi hoşnutluğunu kazanma çabası içerisinde olan, daima böyle bir gayret içerisinde olanlardan bizleri eylesin. Rabbim yaşadığımız, yaşayacağımız hayatı gafletten uzak, kulluk şuurundan uzak bir şekilde yaşayanlardan bizleri eylemesin. Aziz müminler, değerli kardeşlerim, bugün sizlerle çok önemli bir konuyu paylaşacağım. Çok önemli bir konu üzerinde vaaz edeceğim. Ekranları karşısında bizleri izleyen değerli kardeşlerim, hepinize hürmetlerimi sunuyorum. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Rabbim bizlere dünya ve ahirette iyilikler, güzellikler ihsan eylesin. Evet, bugün sizlere arz edeceğim konu, Kur'an'la olan ilişkimiz nedir, ne olması gerekir? Tabii bu konu çokça işlenen bir konu, anlatılan bir konu. Ama tekrar tekrar üzerinde durmamız gerekiyor. Her vaiz efendi, bu kürsülerden sizlere hitap eden herkes, kendisince konuyu bir anlatma tarzı vardır, anlatma biçimi vardır. Biz de kendi üslubumuz, kendi dilimiz, kendi dağarcığımız çerçevesinde konuyu işleyeceğiz. Kur'an'la olan ilişkimiz nedir ve nasıl olması gerekir? Aziz müminler, değerli kardeşlerim, hepinizin bildiği üzere Kur'an-ı Kerim insanlığa yapılan son çağrıdır.
Tarih boyunca nice peygamberler gelmiş ve insanları doğruya, hakikate, sulhe, barışa ve adalete davet etmişlerdir. İşte Kur'an-ı Kerim bu çağrıların sonuncusu. Artık Allah Resulü'nün insanlığa çağrısından sonra bir çağrı olmayacaktır. Rabbim inşallah bu çağrıya hakkıyla gerektiği şekilde cevap verenlerden bizleri eylesin. Tabii Kur'an'ın o gün, bundan 15 asır önce insanlığa yaptığı çağrı ne kadar aydınlık, ne kadar hak ve hakikat içerisinde ise, bugün de bütün canlılığı ile bu çağrı devam etmektedir. Kur'an ve Allah Resulü'nün hayatı, daveti, çağrısı bütün insanlığa devam etmektedir. Rabbim inşallah bu çağrıya kulak veren ve bu çağrının gerektirdiği şekilde yaşayanlardan bizleri eylesin. Bütün parlaklığıyla Kur'an'ın daveti devam ediyor dedik. Şöyle düşününüz. Sabahın erken saatinde kalktığınız zaman zifiri bir karanlık. Biraz sonra güneşin ışınları kendisini gösterir. Şöyle yükselir ve bütün etrafınızı aydınlatır. Gezegen güneşe boğulur. Kur'an'ın çağrısı da böyle bir anlam ifade ediyor. Bunun biraz sonra ne anlama geldiğini izah etmeye çalışacağım. Bizim iç dünyamızın güneşi de Kur'an'dır değerli kardeşlerim. Kur'an'ın girmediği gönül karanlıktır. Kur'an'ın girmediği gönül huzursuzdur. Kur'an'ın girmediği gönül kendisini yalnız hisseder. Hayatın sıkıntıları, hayatın zorlukları, meşakkatleri içerisinde ne için yaşadığını, neden bu dünyada bulunduğunu, neden bu gezegende bulunduğunu fark etmeden, anlamadan bu dünyadan göçer gider. Eğer Kur'an'ın ışığı, aydınlığı onun gönlüne, kalbine yansımamışsa. Ona kulak verdiğimizde yolumuzu buluruz. Kur'an-ı Kerim'e kulak verdiğimizde yolumuzu buluruz. Zihnimiz, gönlümüz ondan uzak kaldığında yolumuzu şaşırırız. Bu anlamda insanlığa yapılan son çağrıya kulak kesilmek, bilhassa sizler bizler, müminler olarak onun davetini anlamak, onun dünya görüşünü anlamak bizim için son derece önemli ve gereklidir. Kur'an, değerli kardeşlerim, kendisinin aydınlığından yoksun olan kimseleri ölü olarak tarif eder. Kur'an'ın ışığı gönlüne düşmemiş, Kur'an'ın aydınlığı zihnine erişmemiş İnsan ölü insandır. Kur'an böyle söylüyor. اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَاَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ Evet, ölü bir insandan bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Vahyin diriltici liğinden,
yoksun bir insandan bahsediyor. Bu ölü gibidir. Biz diyor onu dirilttik. Vahiy ile Kur'an'la onu dirilttik ve aydınlığında yürüyeceği vahyi, Kur'an'ı ona nasip ettik. Evet. Demek ki Kur'an-ı Kerim'i bu şekilde anlamamız lazım. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır. اُعْمُرُوا بِهِ قُلُوبَكُمْ وَعْمُرُوا بِهِ بُيُوتَكُمْ Ne demek bu? Kur'an'la kalplerinizi şenlendirin. Kur'an'la evlerinizi şenlendirin. Bu hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyuruyor. Biraz sonra konuşmamızın devamında bu nasıl olacaktır diyorsanız bunun açıklamasını, detayını arz etmeye çalışacağım. Evde huzur ve mutluluğun sebeplerinden, en önemli sebeplerinden birisi nedir? Eğer bir evde Kur'an'ın rüzgarı esiyorsa, Kur'an okunup anlaşılıyorsa, Kur'an'dan ibret alınıyorsa, hayata Kur'an'la başlanıyorsa, o evde mutluluk ve huzur olur. Değerli kardeşlerim. Aksi takdirde ne olur biliyor musunuz? Kur'ansız bir ev, Kur'an'ın tilavet edilmediği bir ev, böyle bir ev de nefisler konuşur. Çünkü insanlar orada, karı koca, evlatlar, Kur'an'ın ışığından istifade etmiyorlar. Ondan öğüt almıyorlar. Bu insanların düşeceği durum, nefislerine mahkum olmaktan başka bir şey değildir. Orada bir bencillik vardır. Orada nefsaniyet vardır. Orada enaniyet vardır. Bu olumsuz duyguları ve insanlar arasında çatışmalara sebep olan bu hastalıkları kim tedavi edecektir? Elbette ki biz bunları Kur'an'la tedavi edeceğiz. Ancak bunları biz Kur'an'la tedavi edebiliriz. Böyle bir evde, yani Kur'an'ın okunmadığı, anlaşılmadığı bir evde insanlar hak hukuk şuuruyla hareket etmezler. Burada insanlar merhamete koşmazlar. Dedi ki az önce iç dünyalarında onların şeytan cirit atar ifade yerindeyse. Nefis onları nefsani arzular, hevesler, İhtiyaçlar, hırslar, kibir, gurur, kin, husumet, sen ben arzuları ve duyguları onları esaret altına alır. Değerli kardeşlerim, aziz müminler, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam gene bir mübarek sözlerinde şöyle buyuruyorlar. İçerisinde Allah'ın adı anılan ev diri gibidir. İçerisinde Allah'ın adı anılan ev diri gibidir. İçerisinde Allah'ın adı anılmayan ev de ölü gibidir. Öyleyse değerli müminler, değerli kardeşlerim, biz günümüze Kur'an'da başlayacağız. Hayatımız böyle mamur olur. Böyle güzellikleri yaşarız. Böyle negatifliklerden, olumsuzluklardan, çirkinliklerden, çirkefliklerden ancak uzaklaşabiliriz. Bunu mutlaka başarmamız lazım. Evet, Kur'an insanın iç dünyasını aydınlatır. Gönlünü huzura erdirir.
Kur'an'ın bu aydınlatması nasıl oluyor? Ayet-i kerimede de buyuruluyor. Estağfirullah. Allahu veliyyüllezine amenu yuhricuhum minezzulumati ilen nur. Allah müminlerin velisidir, koruyucusudur, kayıranıdır. Her daim onları himaye eder. Siz Mevla'nın yolunda olduğunuz müddetçe hiçbir zaman unutmayın. Mevla da sizi himaye eder, korur. Ve huve ma'akum eynema kuntum. Nerede olursanız olun, o sizinle beraberdir. Mevlana bir sözünde öyle ifade ediyor. Diyor ki, sen diyor, kiminle beraber olduğunun farkında değilsin. Mevla ile beraber olduğunun farkında değilsin. Eğer bunun farkına varırsan, böyle bir bilinçle, böyle bir şuurla yaşarsan, huzursuzlukların da gider. İç dünyanda hissettiğin gerilimler, yaşadığın nahoş durumlar, rahatsızlıklar, iç çalkantılar da kaybolur diyor. Niye? Sen Mevla'ya tevekkül ediyorsun. Ona dayanıyorsun. Ondan destek alıyorsun. Ondan güç alıyorsun. Rabbim bu şuuru hepimize ihsan eylesin. Evet, Kur'an insanın iç dünyasını nasıl aydınlatır? Allah müminleri karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Ayette böyle buyuruluyor, birçok ayette. Bu nasıl oluyor? Bizi her şeyden önce akletmeye, düşünmeye çağırıyor. Varlığımızın başlangıcı neydi? Şu anda ne haldeyiz? Ölüm nedir? Ölüm sonrası nedir? Varlık aleminde, varlık alemi bir sanat galerisi. İçerisinde yaşadığımız tabiat, bir sanat galerisi. Düşünülecek, ibret alınacak o kadar çok şey var ki, hepsi bizlere Mevla'nın eşsiz merhametini hatırlatıyor. Evet, Kur'an nasıl aydınlık olacak? Bizi her daim Kur'an-ı Kerim hemen hemen her sayfasında akletmeye ve düşünmeye çağırıyor. Şu anda yeryüzünde değerli kardeşlerim, Kur'an kadar kutsal kitaplar arasında, Kur'an kadar düşünmeye, akletmeye, tefekkür etmeye çağıran bir kitap olmadığını söylersek herhalde mübalağa etmemiş oluruz. Etmiş olmayız. Mübalağa etmeyiz. Evet, Kur'an bu anlamda tefekküre, düşünceye çağıran bir kitap. Peki biz Kur'an'ın bu çağrısına ne kadar kulak veriyoruz? Kur'an nasıl aydınlatıyor gönlümüzü? Çünkü Kur'an-ı Kerim körü körüne yaşamayı, ezbere yaşamayı, taklitçi olmayı yasaklıyor. Diyor ki, ey müminler, bilinçli olun. Yaşadığınız hayatı anlamlı yaşayın. Kabul ettiğiniz fikirlerin sorgulamasını yapın. Benimsediğin düşüncelerin sorgulamasını yapın. İşte Kur'an bu şekilde insanları aydınlığa davet ediyor. Ve Kur'an bir şey daha söylüyor bize. Delilsiz, mesnetsiz bir şeye inanmayın diyor. Kabul edecekseniz, savunacaksanız, inanacaksanız onun bir delili olsun. Bakın Kur'an-ı Kerim'in çağrısını sizlere arz ediyorum değerli kardeşlerim. Dikkat buyurun. Benimsediğiniz, kabul ettiğiniz, iddia ettiğiniz, inandığınız ne varsa gerekçeli olsun.
bir mesnede dayansın, bir delili olsun. İşte Kur'an insanları böyle anlatıyor. Böyle olması gerektiğini bizlere söylüyor. Bilinçsiz hareket etmeyin diyor. İnsanlar çoğunlukla efendim bir takım anlayışları düşünmeden, araştırmadan kabul ederler. İşte Kur'an bu ezberi bozmaya çalışıyor. Böyle bir kitabın aydınlık olmaması mümkün müdür? Evet. Allahu veliyyüllezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nur. Müminleri işte bu şekilde karanlıklardan aydınlığa çıkarıyor Kur'an-ı Kerim. Allah Teala. Evet. Kur'an'dan kopuk bir ev, Kur'an'ın okunmadığı bir ev, yıkık bir virane gibidir diyor Allah Resulü. Virane. Az önce ifade ettim. Orada nefisler konuşur. Orada bencillikler konuşur. Evet. İnsan bu manada Kur'an'la kendisini terbiye etme, ıslah etme, yanlış düşüncelerini, yanlış davranışlarını tahsih etme, düzeltme imkanına sahip oluyor. Evet. Ve yine dinden, Kur'an'dan kopuk bir bilgi insanlığa hayır getirmiyor. Bakın şimdi yeryüzünde mesela insanlık bilgi noktasında, medeniyet noktasında, değil mi? Çok önemli bir konuma gelmiş bulunuyor. Araştırmalar, evrenle ilgili araştırmalar, insan tabiatı üzerinde, insan biyolojisi üzerindeki araştırmalar bütün yoğunluğu ile devam ediyor. Bunlar ne kazandırıyor insana? Elbette ki insanın bu dünyada daha rahat yaşaması, dünyanın imkanlarından daha iyi istifade, daha fazla istifade etmesi için çok önemlidir. Ama biz şunu da biliyoruz, görüyoruz ki evrenle ilgili kuru kuruya bilgi yeterli değildir. Mutlaka vahiy ile o bilginin aydınlanması gerekiyor. Bunu neden söylüyorum? Mesela şimdi bilgi çağı deniyor. Bilgi çağı. Bilgi çağında yaşıyor. Doğrudur. Bilgiye ulaşmak çok kolay. İletişim imkanlarıyla, internet vasıtasıyla. Ama aynı zamanda bilgi çağı yanında bir de ne diyorlar? Efendim, psikolojik rahatsızlıkların, psikolojik gerilimlerin en fazla yaygın olduğu bir çağ. Depresyon çağı deniyor. Neden? Vahiyden kopuk bir bilgi insanı mutlu etmiyor. İnsan yaratıcısına dayanması lazım. İnsan kendisini yaşatan, eşsiz nimetleri kendisine sunan Mevla'ya dayandığı zaman huzurlu olabiliyor. Evet, bu insanın demek ki bu dünyada esenlik ve mutluluk içerisinde yaşamasının en temel kaynağıdır, en önemli sebebidir. Demek ki bizler evimizde Kur'an okuyacağız. Sabah namazına kalktık. Zihinlerimiz dinç. Namazı kıldıktan sonra o dingin halimizle Kur'an'ı elimize alacağız. Kur'an'ı okuyup onun üzerinde düşüneceğiz. Rabbim bu gayreti, bu bilinci bizlere nasip eylesin. Aziz kardeşlerim, değerli müminler, bugün Kur'an'la olan ilişkimiz nedir? Biraz daha
konuyu açmak istiyorum. Detaylandırmak istiyorum. Elbette ki milletimiz Kur'an'a inanan bir millet. Kur'an bizim gönül dünyamızda, inanç dünyamızda en üst konumda, en üst, en yüce kelam, en değerli kelam. Neden? Çünkü Allah'ın sözüdür. Mushaf'ın, Kur'an'ın biz maddi varlığına değer veriyoruz. Maddi varlığına değer veriyoruz. Değil mi? Öper, başımızın üstüne koyarız. Onu asla belden aşağıya tutmayız. Yine Kur'an olmasa bile Arapça yazılı bir kitap, bir gazete bulduğumuz zaman Arapça yazılı, hemen onu, ona ayrı bir özen gösteririz. Öyle değil mi? Niye bütün bunlar? Kur'an'ın maddi varlığına olan hürmetimiz, saygımız dolayısıyla. Hele hele Kur'an'ın ayak altına düşmesine asla biz razı olmayız. Evet, bütün bunlara karşılık, değerli kardeşlerim, bu saygımıza karşılık Kur'an'a gene de yabancıyız. Neyine yabancıyız? Kur'an'ın içeriğine, anlattıklarına yabancıyız. Ona son derece saygı gösteriyoruz ama onun anlattıkları, onun mesajları, oradaki ilahi buyruklar, emirler, yasaklar, bunlara karşı yabancıyız. Demek ki değerli kardeşlerim, ne yapıyoruz? Çocukluğumuzda birkaç suresini ezberleyip ömrümüzün sonuna kadar o ezberlerle iktifa ediyoruz. Büyük çoğunluk böyle değil mi? Realiteye baktığımız zaman böyledir. Ve yine bizler ne yaparız? Evimizde, büromuzda Kur'an-ı Kerim'i bulundururuz. Niye? Belalardan, musibetlerden korunmak için. Evet. Cuma geceleri ne yaparız? Geçmişlerimize, ölülerimize Kur'an okuruz, rahmet niyazında bulunuruz. Ama bizim bütün bunlarla Kur'an'a karşı olan görevimiz tamamlanıyor mu? Tamamlanmıyor değerli kardeşlerim. Bizim asli bir görevimiz daha var. Bunlar yeterli değildir. Evet, Kur'an'ı anlamak, Kur'an üzerinde düşünmek ve Kur'an'ı yaşamak. Evet. Mevla bize çağrıda bulunuyor. Ve'tasimu bihablillah ve'tasimu bihi. Ona sımsıkı sarılın diyor. Kur'an'a, kendi kelamına. Bunu nasıl yapacağız? Nasıl gerçekleştireceğiz? Ancak onun içeriğini bilirsek ondan öğüt alırız. Onun hidayetinden istifade ederiz. Ona bağlanırız. Hayatımıza onun ışığı, aydınlığı düşer. Evet, az önce söylemiştim, tekrar ifade ediyorum. Kur'an'dan boş bir gönül, boş bir kalp, yıkık, virane bir ev gibidir. Değerli kardeşlerim, bugün her şeyden haberimiz vardır. Takip ediyoruz, değil mi? Elimizdeki telefonlarla, internet, televizyon vesaire, iletişim imkanları. Siyasettir, aktualitedir, spordur. Sadece ülkemizle alakalı değil. Dünyadaki gelişmeleri takip ediyoruz. Neredeyse ifade yerindeyse bilgiye boğulduk. Araştırmacılar onu da söylüyorlar. Bir bilgi kirlenmesinden bahsediliyor. Ama biz bu bilgiden ne kadar istifade ediyoruz? Evet. Bunu kendimize sormamız lazım. Yani bu bilgi bizim insanlığımızın gelişmesinde, ahlakımızın gelişmesinde, erdemli bir hayat yaşamamızda ne kadar katkı sağlıyor? Bu soruyu kendimize sormamız lazım.
Ve şunu söylüyordum. Demek ki dünyadaki birçok şeyleri takip ediyoruz. İletişim imkanları dolayısıyla. Elbette ki takip edeceğiz. Yani bunlar bizi bir yönüyle ilgilendiriyor. Ama ben şöyle düşünüyorum. Bütün bunları takip ederken bizler inandığımız, yücelttiğimiz Mevla'nın kelamını ne kadar anlıyoruz? Ne kadar zaman ayırıyoruz? Elimizdeki telefonlardan gelen mesajlara değil mi? Saatlerimiz gidebiliyor. İnternet karşısında vesaire, değil mi? Zamanımızı israf ediyoruz. Peki 24 saat içerisinde Mevla'nın kelamının yeri nedir? Ne kadar zaman ayırıyoruz? Şu vaazımın en önemli sorusunu sizlere soruyorum şu anda. 24 saat içerisinde her şeyle ilgilendiğimiz halde, siyasetten spora, dünyadaki gelişmelerden, uluslararası ilişkilerden, efendim, zihnimizden sürekli bilgiler akıyor. Peki ilahi bilgiye, Kur'an'ı anlamaya ne kadar zaman ayırıyoruz? Bugün en önemli sorun, en önemli mesele bu, değerli kardeşlerim. Ve bu konuşmamın başında ifade ettim. Bu mutluluğa giden yoldur. Bu iç huzuruna giden yoldur. Aile içerisinde sekinete, huzura giden yoldur. Çünkü Mevla'nın kelamı, Kur'an-ı Kerim insanlığa şifa ve rahmet olsun diye gelmiştir. Evet. Şimdi değerli kardeşlerim, demek ki buna dikkat ediyoruz. Mesela namaz kılıyoruz. Ben hesap ettim. Şöyle 5 vakit namazını farz ve vacibiyle, sünnetiyle kılan birisi yılda 14.600 defa Fatiha'yı okuyor. 14.600 defa yılda. Peki biz Fatiha'nın manasını anlama noktasında neleri yaptık? Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin. Tefsirleri açıp okuyor muyuz? Meallere açıp bakıyor muyuz? Ve okuduğumuz diğer sureler, kısa sureler, İhlas, Nas vesaire falan, onların manasını anlama noktasında çabamız nedir? Evet. Değerli kardeşlerim, ülkemizde şu anda benim elimdeki yapılan bir araştırmaya göre toplumun %42'si Kur'an-ı Kerim'i okumasını, Arapça tilavetini biliyor. Bu güzel bir şey. Ama ne kadar tilavet ediyoruz? Her gün biz Kur'an'dan ne kadar okuyoruz? Kur'an'ın tilaveti ibadettir. Manasını anlasanız da anlamasanız da ibadettir. Ve huzurdur. Zikirdir çünkü. Zikir. Huzurdur. Evet. Ve bu 100 kişiden ancak 5 kişi Kur'an'ı anlama noktasında bir çaba içerisinde bulunuyor. Bu tabii son derece düşüktür. Biz Kur'an'ı anlamadan, onun şifasından nasıl istifade edelim? Onun çağrılarına, ilahi çağrılara, ilahi buyruklara dikkat kesilmeden, onun hidayetinden nasıl istifade edelim değerli kardeşlerim? Bu %5 rakamı tabii ki oldukça düşük bir rakam. Değerli kardeşlerim, Nurettin Topçu bir mütefekkirimiz, o Müslümanların, müminlerin Kur'an üzerinde her şeye akıl verdikleri halde, birçok meseleyle ilgilendikleri halde, Kur'an üzerinde tefekkür etmemeleri dolayısıyla şikayetçi. Ey Müslümanlar! Kur'an üzerinde nasıl düşünmezsiniz?
Evet. Nasıl onun üzerinde tefekkür etmezsiniz? Bütün insanlık düşündüğü halde, tefekkür ettiği halde, şu veya bu şekilde bilgi ürettiği halde, evet, siz Kur'an üzerinde nasıl düşünmezsiniz, nasıl tefekkür etmezsiniz diyor. Değerli kardeşlerim, bakınız Yasin-i Şerif, Yasin vel Kur'anil Hakim. Ne demek bu? Vel Kur'anil Hakim. Hikmet kaynağı olan Kur'an'a yemin olsun. Hikmet hazinesi, bilgi hazinesi. Evet. Biz Yasin-i Şerif'i okuruz. Cenazelerde okuruz. Geçmişlerimizi okuruz. Ama Yasin-i Şerif'i okuyup üzerinde düşünen, anlamaya çalışan kaç tane kardeşimiz var aranızda? Ben merak ediyorum doğrusu. Mutlaka vardır. Ama bu rakam düşüktür. Bunu mutlaka çoğaltmamız lazım. Yani hikmet kaynağı bu ifadelerle başlıyor Kur'an-ı Kerim. Öyleyse bu hikmet kaynağı üzerinde düşünmemiz lazımdır. Kur'an anlaşılmak ve yaşanmak için gelmiştir. Değerli kardeşlerim, şimdi Kur'an'ın anlaşılmasından bahsettiğimiz zaman, hocalar, o hocaların işi gibi bir anlayış akla geliyor. Kur'an'ın anlaşılmasını sadece bizlere bırakmayın. Sadece hocalara bırakmayın. Bu bütün Müslümanların görevidir. Bakınız bundan 100 sene önce, Kur'an'ı anlamak için elimizde, insanların elinde doğru dürüst bir kitap, bir kaynak yoktu. Bugün olduğu gibi mealleri yoktu, tefsirleri yoktu. Ama bugün hamdolsun bu anlamda her türlü kaynağa sahibiz. Bakın aşağıya indiğiniz zaman orada Diyanet yayınları, Diyanet vakıf yayınları, Kur'an mealleri, Kur'an tefsirleri, bu alanda çok büyük gelişmeler kaydedilmiştir. Dolayısıyla bundan 100 sene önce insanlar, onların bir mazereti olabilir, ellerinde sadece Kur'an'ın kendisi vardı. Ama mealler, tefsirler ve Kur'an'ı anlamak için bugün yazılan binlerce eser vardır. Sadece meal, tefsir değil. Onun dışında binlerce kitap, onun ışığıyla, aydınlığıyla yazılmış. Evet, bütün bu kaynaklardan istifade etmeye çalışalım. Demek ki Kur'an'ı anlamak, o yanlış anlayışı ve algıyı bırakalım. Sadece hocaların işi değildir. Bütün Müslümanların işidir. Başta söylediğimi tekrar ediyorum. Kur'an'ın okunmadığı bir ev, yıkık, virane bir evdir. Orada huzur olmaz. Orada kargaşa olur. Orada çekememezlik olur. Orada duygusal çatışmalar alır başını gider. Ama sizler her gün Kur'an'la beslenirseniz, her gün şöyle sabah namazından sonra 20 dakika, yarım saat Kur'an üzerinde düşünürseniz gününüz farklı olur. Kur'an'ın o aydınlığı sizin bütün işlerinize, o gün yapacağınız, insanlarla kuracağınız bütün ilişkilerinize yansır. Orada bir letafet olur. Orada bir nezaket olur. Orada bir incelik olur. Orada hak, hukuk olur değerli kardeşlerim. İşte o bakımdan şu soruyu tekrar soruyorum. 24 saat içerisinde hiç olmazsa yarım saatimizi Kur'an'a ayırmamız gerekir. Bunu yapıyor muyuz? Evet. Bizden önce vahyin geldiği topluluklar vardı. İşte Yahudiler, Hristiyanlar. Kur'an-ı Kerim onların doğru yoldan sapmaları, sapıklığa kaymalarını anlatırken bir şey söylüyor. Diyor ki onlar kendilerine gelen vahyi unuttular. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ
onu anlama çabası içerisinde olmadılar. Evet, Rabbim inşallah Kur'an'ı anlayanlardan, onun üzerine tefekkür edenlerden bizleri eylesin. Onun hidayetinden, onun rahmetinden, onun şifasından istifade edenlerden bizleri eylesin. Evet, ezan-ı Muhammedi okunuyor. Ben burada konuşmamı, vaazımı bitiriyorum. Rabbim hepimize iyilikler, güzellikler dünyada ve ahirette iyilikler ve güzellikler ihsan eylesin. Rabbim korktuklarımızdan bizleri beri eylesin. Umduklarımıza bizleri nail eylesin. Rabbim kendi sevgisini bizlere nasip eylesin. Sevdiklerini sevmeyi bizlere nasip eylesin. Sevdiği amelleri yapmayı bizlere nasip eylesin. Rabbim altından kalkamayacağımız yükleri bizlere yüklemesin. Altından kalkamayacağımız imtihanlarla bizleri imtihan eylemesin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.